Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Eleyma vel mehdiyin ve sellim teslimen kethira. Değerli kardeşlerim, sizlerle paylaşacağım konu İmam Sadık Aleyhisselam ile Ebu Hanife arasında geçen çok önemli bir münazaradır. Zira İmam Sadık Aleyhisselam Ebu Hanife'ye üstünlüğünü her tartışmada ispat ettiği gibi bu münazarada da üstün olduğunu vurgulamıştır. Hanefi mezhebi imamı Ebu Hanife şöyle diyor. Bir gün İmam Sadık Aleyhisselam ile görüşmek için o hazretin evine gittim. O saatte Küfe halkından da bir grup kimse de oraya gelmişti. İmam Sadık Aleyhisselam onlarla görüşmek için izin verince ben de onlarla birlikte İçeri girdim. Huzuruna yetiştiğimde şöyle dedim. Ey Resulullah'ın oğlu, halkı Resulullah'ın ashabına sövmekten alıkoyacak birini Küfe'ye gönderirseniz iyi olur. Ben Resulullah'ın ashabına söven 10.000 kişiden fazlasını biliyorum. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu. Halk benim sözümü kabul etmiyor. Ben kim sizden kabul etmiyor? Oysa siz Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin oğlusunuz dedim. İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu. İşte sen benim sözümü kabul etmeyenlerden birisin. Şimdi izinsiz evime girdin. İzinsiz oturdun. İzinsiz konuşmaya başladın. İmam Sadık Aleyhisselam daha sonra şöyle buyurdu. Senin kıyasa göre fetva verdiğini duydum. Ben evet dedim. Buyurdu ki, vay senin haline, Allah'ın emirleri karşısında kıyasa başvuran ilk kimse şeytan idi. Allah-u Teala ona Adem'e secde et diye emrettiğinde şöyle dedi, ben secde etmem çünkü beni ateşten yarattın. Adem'i ise balçıktan, ateş balçıktan daha üstündür. Binaenaleyh, kıyasla hak bulunmaz. Meseleyi daha iyi anlayabilmen için senden soruyorum. Ey Ebu Hanife, sana göre bir kimseyi haksız yere öldürmek mi günah açısından büyüktür yoksa zina mı? Dedim ki bir kimseyi haksız yere öldürmek. İmam Sadık Aleyhisselam, o halde neden Allahu Teala katilin ispatı için iki şahit, zinanın ispatı için ise dört şahit istemiştir? Acaba bu ikisini birbiriyle kıyaslamak olur mu? Ben hayır dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, İdrar mı daha necistir yoksa meni mi? Ben idrar cevabını verdim. İmam Sadık Aleyhisselam, öyleyse neden Allah-u Teala idrarda abdest almayı emrediyor ama meni de gusletmeyi? Acaba bu ikisi birbiriyle kıyaslanır mı? Ben hayır dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, acaba namaz mı daha önemlidir yoksa oruç mu? Ben namaz dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, o halde neden hayız gören kadına orucun kazası farzdır da namazın kazası farz değildir? Acaba bunları birbiriyle kıyas etmek mümkün mü? Ben hayır dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, acaba kadın mı güç yönünden daha zayıftır yoksa erkek mi? Ben kadın dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, öyleyse neden Allah-u Teala mirasta erkek için iki pay, kadın için ise bir pay belirlemiştir? Acaba bu hüküm kıyasla doğru olur mu? Ben hayır dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, neden Allah-u Teala bir kimse 10 dirhem hırsızlık yaptığında elinin kesilmesini emretmiş ama bir adam bir kimsenin elini keserse 500 diyet belirlemiştir? Acaba bu hüküm kıyasla uyuşur mu? Ben hayır dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, duydum ki şu ayetin kıyamet günü nimetler hakkında sizden sorulacak tefsirinde nimetlerden maksat tatlı yemekler ve yazın içilen serin sulardır demişsiniz. Ben evet öyle mana etmiştim. İmam Sadık Aleyhisselam, eğer bir adam seni davet edip de önüne tatlı yemekler getirse, daha sonra minnet etse, böyle bir adam hakkında nasıl hükmedersin? Ben cimri bir adamdır derim dedim. İmam Sadık Aleyhisselam, acaba Allah-u Teala cimri mi? Kıyamet günü bize vermiş olduğu yemek ve sular hakkında bizden hesap sorsun. Ben öyleyse
Allah-u Teala'nın hakkında insandan hesap soracağı nimetlerden maksat nedir dedim. Buyurdular, nimetlerden maksat biz peygamber ehli beytinin muhabbet ve sevgisidir. Bihar-ül Envar, cilt 10, sayfa 220. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed, aleyhme vel mehdiyin ve sellim teslimen kesira. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.